Evet sevgili izleyiciler, Sağlık Hattı tüm hızıyla devam ediyor. Yine çok değerli bir hocamız bizimle birlikte. Profesör Doktor Tahir Karadeniz ile beraberiz. Üroloji uzmanı kendisi. Hoş geldiniz hocam. Teşekkürler. Medikana International Hospital'dan katılıyorsunuz programımıza. Üroloji deyince hocam biraz yelpazeniz de geniş aslında ama bize bir anlatabilir misiniz? Nelerle ilgileniyorsunuz? En çok size hangi hastalıklar konusunda başvuruyor? Bu söylediğiniz çok önemli. Çünkü şöyle bir algı var. Üroloji sadece erkeklerin hastalığı falan gibi toplumda. Ben her konuşmamda bunu anlatıyorum. Bayağı basitçe bir anatomi konuşuyorum önce bir 15-20 saniye. Şimdi erkek ve kadında ortak olarak bir kere ortak organlarımız var. Böbrekler, idrarın yapıldığı organlar. Oluşan idrarın yani atılması gereken idrarı idrar kesesine gönderen, götüren iki tane borucuk, üreter dediğimiz idrar yolları ve mesane. Bunlar her iki cinste ortak organlarımız. Bunların kanserleri bizim işimiz, hastalıkları ve bunun dışında erkeklerde ilaveten bir prostat var, kadınlarda olmayan bir organ, bir de testisler var. Ürolojinin konusu bu organların hastalıkları, işte idrar yapan organların, medra yollarının taşları ve bu organların kanserleri. Genelde hep üroloji bölümünü erkek bölümü gibi algılıyoruz. Evet, onun için ben özellikle söyledim. Siz de çok güzel bir soru sordunuz. Sağ olun hocam açıkladığınız için ama biz kadınlarda da eğer özellikle mesane ve idrar organlarıyla ilgili bir sıkıntı yaşıyorsak yine bir üroloji uzmanına gitmemiz gerekiyor. Biz genelde hep kadın doğuma gidiyoruz değil mi hocam? Orada bir yanlış biliyoruz. Bunu düzeltmeniz bizim için çok doğru. Kadın çok gidiliyor böyle bir durumda ve problem geçmediği zaman tekrar bize dönülüyor ama biraz geç kalmış oluyor. Mesela idrar kaçırmada da size gelmemiz lazım. Tabii idrar olduğu zaman iş ürolojinin işi. Evet yani yanlış boş boşuna başka kapıları dolaşıp vakit kaybetmeye gerek yok yani, bu anlamda. İdrar kaçırmanın cerrahi tedavisi, ameliyatı, medikal ilaç tedavisi tamamen üroloji bölümü tarafından. Bizim en çok yaptığımız işlerden biridir. Evet hiç vakit kaybetmeden bir üroloji uzmanına gideceğiz bu anlamda. Peki ürolojik kanserler dediğimiz zaman hocam genelde prostat ve prostat kanserini konuşuruz biz ama farklı diğer organların da kanserleri söz konusu. Evet. Neler bunlar? Şimdi mesela prostat kanserini hakkında herkes artık biliyor çünkü duyuyor çünkü prostat kanseri ürolojik kanserler için en sık görüleni gerçekten. Ama onun dışında çok daha başka kanser mesela böbrekler, idrar yolları, asıl idrar kesesi yani mesane kanseri ve genç erkek grubunda yani 20-34 yaş arasında testis kanseri. Testis kanseri özellikle genç, bunu vurguluyorum, genç erkeklerin hastalığıdır yani 35 yaştan sonra çok az görürüz. Bunlardan da bir haberimiz olması lazım. Özellikle idrarın değdiği, geçtiği yerlerde oluşan kanserler yani böbrek, idrar yolları ve idrar kesesinin kanserleri bu belirtiyi söylemek lazım burada. Hep her konuşmamda söylüyorum. İdrarda kanamayla kendini belli ediyor. Yani biz bunu şurada verebilirsek bence yeterli. İdrarından kan geldiğini gören erkek ya da kadın, bu erkek demiyorum, erkek ya da kadın, herkes mutlaka bir uroloğa başvurmalı. Ve eğer burada söylemek tam yeri gibi geliyor. Ve eğer sigara içicisi ise, bunlar ağır sigara içicisi dediğim, günde bir paketten fazlaysa çok daha erken başvurmalı bence. Peki hocam mesane kanseri de daha çok erkeklerde mi görülüyor? Öyle mi duyuyoruz? Doğru. Daha çok erkeklerde görülüyor. Ama bunun meslek gruplarıyla çok alakası var onun için. Mesela mesane kanseri özellikle sigara akciğer kanseri kadar mesane kanserini yapan bir neden. Ama bazı meslek gruplarında özellikle şoförlerde, uzun yol şoförlerinde durakları bir an evvel hedefe ulaşmak için hep erteledikleri için ve yolda da devamlı sigara içtikleri için sigarayla aldıkları atılması gereken zararlı maddeler idrar kesesine geliyor. İdrarla değiyor oraya. Ne kadar çok temas ederse o kadar çok bu hastalığı yakalama ihtimali İdrar artıyor. İdrar tutmak bu kadar önemli bir şey İdrar mi? Tutmam, evet bu kadar önemli bir şey. Çünkü atılması gereken maddeyi siz idrar kesesinin duvarlarına devamlı değdiriyorsunuz. Uzun yol şoförleri kadınlardan pek olmuyor biliyorsunuz yani. Evet. O bir de sanayi çalışanlarında çok görürüz. Özellikle matbaa, deri sanayi, matbaa sanayi, boya sanayi, baca, işte bu tip şeyler yani demir sanayi, bu tip sanayi çalışan işçilerine çok görülür. Bunun dışında bu şu demek değil. Ben ne sigara içerim ne de sanayide çalışırım.
Bana hayır gene olur tabii. Yine bilinmeyen olur. Bir sürü neden var, genetik neden var vesaire. Ama özellikle kadınlarda daha az görülmesi sebebi bu. Bundur. Peki kanamadan bahsettiğiniz de çok önemli bir belirti dediniz hocam. Başka belirti verir mi bize ürolojik kanserler vermiyor mu? Ürolojik kanserlerin ne yazık ki biz bunu şimdi prostatı ayıralım, konuşalım onu. Diğer kanserler yani idrar kesesi, idrar yolu ve mesane kanserinin ya tesadüfen bulunacak bir ultrason sırasında, bir tomografi sırasında başka nedenle yapılmış. Ki bunda yani bir kadın doğum gerçek hasta başka bir nedenle. İşte tüm batın ultrasonografisi ya da tomografisi ya da MR'da mesanede bir kitle bulunacak. Tesadüfen. Tesadüfen. Veya böbrekte bir kitle bulunacak. Ki bu iyi bir şey. Yani hastayı erken doktora getiren bir şey. Ya da mutlaka kanama olacak. Yani bir ağrı yapan, ateş çıkartan, böyle belirtileri olan hastalıklar değil bunlar. Değil. Bunlar zaten çok ileri evrede oluyor. Biz bu seviyeye gelmeden insanları bilinçlendirelim için işte buradayız. Evet, mesela erkekler için mutlaka bir urolojik check-up belli bir yaştan sonra öneriyorsunuz değil mi hocam? Hep söylüyorum. Kadınlar için de söylememiz gerekiyor. Elbette, kadınlar için de sadece eksik olacak olan bu check-up içinde. Prostat testi. Çünkü testler. Prostatımız yok. Evet, prostatımız olmaz. PSA denen bir kan tahlili var. Artık herkes bilinçlendi. PSA hariç, yani bir üriner sistem dediğimiz böbreklerin, mesanenin ultrasonu o kadar çok şey verir ki. Yani mesela size şöyle bununla ilgili çok basit ve önemli bir şey söyleyeyim. Lütfen. Eskiden biz böbrek kanserlerini çok geç yakalardık. Yani karında koca bir kitle işte akciğere yayılmış, kemiğe yayılmış ya da 20 kilo vermiş çok kısa bir sürede falan. Artık bu check-up kavramı girdi. İşte MR çok fazla uygulanmaya başladı. Tomografi, ultrason ucuzladı. Dolayısıyla herkese ulaşabileceği bir şey oldu. Biz bunları çok küçük evrede görebiliyoruz. Ve tamamen kür yani tamamen kurtuluyor hasta. Bu çok yani gerçekten bu tarafı çok önemli. Evet. Yani Allah korusun tabii ki başımıza gelmesin ama gelirse de tedavisi mümkün ama erken evrede gidebilirsek. Değil mi hocam? Peki ürolojik kanserlerin yani mesane kanseri işte erkekler için belki prostat metastaz yapma başka bir yere sıçrama gibi özellikleri tabii, olabiliyor tabii, mu? Ürolojik kanserler eğer geç kalınırsa ciddi kanserler. Ama geç kalınırsa. Evet. Kesinlikle ürolojik kanserler bizim hastaya çok fazla şey verebildiğimiz kanser tipi. Burada şunu da vurgulamak çok önemli. Madem yeri geldi hocam. Şimdi kanser teşhisi koyulan hasta şöyle bir algı oldu Türkiye toplumda ne yazık ki. Hemen bir kemoterapiye, onkolojiye gidiyor. Evet. Ve ameliyat şansını birçoğu kaybediyor. Halbuki çünkü bizim onkologlarla aramızda belli bir diyalog olması lazım. Bu çok rahat kurulamıyor. Vakit yokluğundan vesaire şudur budur. Öncelikle hangi organ ya illa ben ürolojik organ demiyorum. Yani işte kolon kanseri, karaciğer kanseri, akciğer. Öncelikle konunun ilgili branş doktoruna gelip onun yönlendirmesiyle gitmeli. Mesela yani, ürolojik kanserlerde kemoterapinin yeri ancak ve ancak biz ameliyat yaptıktan cerrahiden sonra lenf bezlerine yayılmış ise kemoterapinin yeri var. Aslında cerrahi yöntemin buradaki faydasını anlatabilir misiniz hocam? Evet. Orada kanserli hücre tamamen vücuttan çıkartılıp uzaklaştırılıyor bir kere. Evet. Dolayısıyla vücudumuza yayılması söz konusu. Aynen erken öyle. Dönemde. Aynen öyle. Hocam? Eğer erken dönemde yakalarsanız tamamen hastalığı yok ediyorsunuz. Yani insanlar hakikaten çok yarar görüyorlar bundan. Geç evrede bile yani şimdi kanseri kabaca bizim kanserini 3 evreye ayırırsak. Bir organa sınırlı kanser diyelim. Tamamen kurtulma şansı olan kanser. Tamam. Bir organın hafif dıştan çıkmış ama uzaklara yayılmamış kanserler diyelim. Burada da şöyle bir örnek vereyim size. Bir savaştasınız. 10 bin askerle mi savaşmak kolay, 1000 askerle mi savaşmak? Evet. Biz ameliyatla bu ikinci söylediğim grubu 10 bin hastayı 1000 hastaya indiriyoruz. O zaman işte kemoterapi mi yapılacak, radyoterapi mi, her ne yapılacaksa fayda sağlamaya başlıyor. Aslında bir yani o kanserli pis kötü hücrelerin vücuttan uzaklaştırıldıktan sonra tabii ki güçlendirmek adına belki ya da tamamını yok etmek adına onkolojiden faydalanabilir diye hocam. Şöyle bir inanış var hocam. Samimiyetinize inanarak bıçak değerse kanserli hücreye vücuda yayılır. Çok güzel bir soru sordunuz. Maalesef bu bizi çok korkutuyor. Şimdi bu şu demek. Bu böyle bir şey bir kere çok yani şimdi böyle bir şey olsa cerrahlar hastalanıp ameliyat olmuyorlar mı? Bizim kendi yakınlarımız yok mu?
Yani aklın yolu bir. Şurada gördüğünüz bir şey, şu bardağı buradan nasıl yok edersiniz? Hı hı. Işınlayarak mı, alıp atarak mı öncelikle? Hı hı hı. Ama o bıçak değme hikayesi şu. Eğer tecrübeli bir ekibe denk gelmezseniz, kanserli dokunun içine girerse, kaba tabirle, amiyana tabirle, o bıçak kanserli dokunun içine girerse, etrafı kanserli dokuyu almak değil. Bir kısmı kanserin geride kalırsa, işte bu o demek. He. Yani burada ama tecrübeli, bu işle uğraşan tecrübeli bir cerrah, hiç böyle bir komplikasyon olmaz. Hiç olmaz yani. Yani bundan korkacak bir şey yok mutlaka. Asla bir öncelikle yok. Özellikle sadece üroloji için söylemiyor hocamız. Bir cerrah gözüküp, o bölümle ilgili evet, cerrah gözüküp evet. Sonra zaten siz onkoloji bölümüyle zaten bir araya getireceksiniz. Bir araya getiriyoruz, mutlaka hastayı. Geliyoruz ama tabii. Daima ve daima onkoloji bize yardımcıdır. Ne zamana kadar? Eğer hastalık uzak organlara yayılmamış ise, eğer hastalık uzak organlara yayılmışsa biz onu öncelikle onkolojiye gönderiyoruz zaten. Hı hı. Çok önemli bu. Çünkü yayıldıktan sonra ancak hani her yere ameliyat etmenizde böyle bir şans yok. Mümkün olmuyor. Dolayısıyla olmuyor. Onkolojiden evet. Destek alınıyor. Peki hocam prostata birazcık girelim mi? Prostata girelim. Yani prostat kanseriyle prostat büyümesini falan karıştırıyoruz biz. Biraz siz doğru. Anlatırsanız bize şimdi hocam. Şimdi prostat çok fazla bilinen bir, yani yanlış ya da doğru çok fazla bilinen bir şey. Çünkü prostat bir hastalık değil, bir organ. Tamam. Biz hastalarda hep şunu görüyoruz. Prostat varmış, şu kadar çıktı. Prostat hep vardı. Yeni doğmuş erkek çocuk prostatıyla doğuyor. Hı-hı. Belli bir yaştan sonra büyümeye başlıyor. Özellikle 50'den sonra büyümeye başlıyor. Şimdi prostat büyümesi kaçınılmaz bir şey. Herkesle olacak. Kimisinde az olacak, kimisinde çok olacak. Prostat büyümesinin getireceği, eğer büyürse, yolu tıkarsa idrar yolunu, idrar yapmaya engel olursa hastaya vereceği yegane zarar hayat kalitesini bozması bir kere. Yani günde 50 kere idrara gitmek, idrarını hı hı. tam boşaltamamak. Ben hastaların hep eşlerine sorarım, tuvalete kalış süresi uzadı mı derim. Hı. Evet çok uzadı der. Şimdi tuvalete girip normal tuvalet alışkanlığı 5 dakikada çıkan bir hastanın, erkeğin eşi diyor ki yarım saat çıkamıyor mesela. Hı. Hayat kalitesini düşmüş. Bunun dışında mesela idrar kesesinin önünde bir organ prostat ve büyüdüğü zaman idrar kesesine engel oluyor. Hmm. Şimdi kalbi biliyoruz, kalbimiz çok önemli, herkes kalpten haberdar. Kalp pompalıyor kanı bütün vücuda. Kalbin önüne bir engel koyduğunuz zaman pompalayamıyor. Hmm. Tansiyon buna bir engel, hipertansiyon. Onun için tedavi ediyor kardiyologlar. Ve kalbi bozuyor yavaş yavaş. Hmm. O pompalama yeteneğini yapan kalbin kasları. Kasları engele karşı çalışan için yoruluyorlar. Ve kalp yetmezliği oluyor. Bunu herkes bilir. Yani hı hı. herkes buna merak. Ama idrar kesesi de bir kaslı organ. İdrar kesesi de prostata karşı eğer zorla içindeki idrar atmaya çalışırsa, yolunu siz kapatırsanız, sonra idrar kesesi yoruluyor. Hı. İdrar kesesi yorulduktan sonra ameliyat etseniz de hastayı, eski randıman alamıyorsunuz. Hı. Bu işin iyi senaryo bu. Eğer bu bir daha devam ederse, bu idrar kesesinin yorgunluğu böbreklere vurmaya başlıyor. Hmm. Yani bizim prostat ameliyatın, prostat büyümesini tedavi etmemiz ama ilaçla, ama cerrahi olarak amacımız bu. Asıl amaç bu. Yani başka hastalıklara çevirmemesi evet, daha vücudumuzun daha hastalık hastalığını çok bozuyor. Peki hocam, bütün ürolojik kanserlerden bahsediyoruz ya, idrarda kanama çok önemli bir belirti evet. dediniz. Özellikle mesela erkeklerde cinsel performans düşüklüğü ya da cinsel performans bozukluğuna yol açar mı bu kanserler? Bir belirti olabilir mi sizce? Prostat veya diğer idrar kesesi veya idrar yolu veya böbrek kanserinin cinsel aktiviteyle bir bağlantısı yok. Bağlantısı yok. Yani orada bir belirti hayır, sayılmaz. Eğer öyle bir belirti olsaydı bize çok hızlı gelirdi. Yani prostata hep öyle bağdaştırıyorlar yani prostat değil. İçin ameliyata gidersem erkekliğim biter gibi tabii, bir korkular var da, ya. Onu da şey yapalım. Tabii. Şimdi prostat büyümesi ameliyatında asla ben bunu her seferinde söylüyorum. İnternet sistemi de defalarca yazdım. Oradan da sık sorulan sorular bölümünden de ulaşılabiliyor. Prostat büyümesini için yaptığınız kapalı ameliyat hiçbir veya açık ameliyat hiçbir şekilde cinsel fonksiyonları bozmaz. Sadece çocuk sahibi olamazlar bir daha. Hmm. Yani çünkü o ilişki sırasında gelen spermleri taşıyan meni artık geriye idrar kesesine dönüyor. Hmm. Gene var ama idrar kesesine dönüyor. Tek tek problem bu. Ama böyle bir şey yayılmış bir yanlış bir algı olmuş. Hı-hı. İşte biz prostat ameliyatı olursak erkek hayır asla gitmez. Prostat kanseri için bu düşünülebilir. Hı-hı. Eğer prostat kanseri ameliyatı olacaksa bir hasta ve cerrah sinirleri korumayı biliyorsa
gene böyle bir şey söz konusu değil. Ama kanserli dokudan, kanserli dokuyu içeride bırakmadan sinirleri ayırmayı becerebiliyor ise hiç problem yok. Ha bu o zaman ameliyatın başarısını da gösteren bir şey bu. Şimdi demin anlattığım prostat büyümesi. Prostat büyümesinde iktidarsızlık yok zaten. Yok. Bunu zaten sadece meninin gelmemesi var. Ama prostat kanseri ameliyatında eğer sinirlere zarar verirseniz bilerek ya da bilmeyerek, bilerek diyorum, eğer hastalık yayılmışsa, prostatın dışına doğru çıkmışsa sinirleri de çıkartmak zorundasınız. O zaman bu kaçınılmaz oluyor. Ama bir yandan ömür zaten var. Hastaya tabii, söylemiş oluyorsunuz evet, mutlaka bilgilendirmesi yapılıyor. Hasta hayatı ömür ve bir yanda cinsellik. Onun için tercih herhalde ömürden yana kullanıyor hastalar. Tabii ki. Önce tabii ki bu ne kadar geç kaldığınızda da ilgili. Aynen öyle. Yani ne kadar erken giderseniz o kadar erkekliğiniz, yani erkeklik ve cinsel performansınıza da sahip çıkmış olacaksınız. Demin 3 gruba ayırdım. Dedim ya size, hastalık organın içindeyse bunlar asla söz konusu değil. Ehil birine düştüğünüz zaman. Ama eğer hastalık organın dışına taşmışsa, sinirler de prostatın kenarından geçtiği için sinirleri tutmuşsa bunu ayıramaz. Ayırırsınız ama bu bir doktora erken gideceksiniz. Bu kadar önemli. 0212 912 0403 numaralarını sevgili izleyiciler. Tüm nörolojik konularla ilgili bayan erkek fark etmeksizin hazır hocamız buradayken arayıp canlı canlı sorularınızı sorabilirsiniz. Profesör Doktor Tahir Karadeniz ile beraberiz. Peki hocam prostat ameliyatı, büyümesi ameliyatı ve kanser ameliyatı. Kafamız karışık hocam. Açık ameliyat duyuyoruz. Kapalı ameliyat duyuyoruz. Doğru. Lazer duyuyoruz. Robotik cerrahi duyuyoruz. Bizi biraz aydınlatır mısınız bu konuda? Nasıl şimdi tercih ediyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Prostat büyümesi ameliyatını hemen hemen artık açık ameliyat tarihe karıştı diyelim. Prostat büyümesini sadece idrar yolundan girerek en son teknoloji plazma mekanetik teknolojisi. İşte lazerden daha çok kullanılan, ürologların çok daha sevdiği. Çünkü lazer buharlaştırıyor. Doku çıkaramıyorsunuz. Ama bunda doku da çıkıyor. Bir patolojik inceleme de söz konusu oluyor. Çok güzel. Ve ameliyat sonrası seyir çok. Eğer ehilse cerrah bu aleti kullanmayı çok yatkınsa ve tecrübeliyse çok iyi seyrediyor. Prostat kanseri cerrahisinde şimdi iki yol var. Bir tanesi klasik cerrahi, bir tanesi robotik cerrahi. Ama prostatın içine sınırlı küçük tümörler için söylüyorum bunu. Eğer prostatın dışına taşmışsa tümör, robotik cerrahi orada açık cerrahi kadar başarılı değil. Çünkü geride kanser bırakma riski doğuyor. Ama yani lokal ileri dediğimiz prostatın biraz dışına taşmış ama uzağa yayılmamışsa robotik cerrahi pek önermiyoruz. Asıl burada verilmesi gereken mesaj şu. Son bir ay evvel Amerika'nın çok saygın bir dergisinde son 10 yıllık robotik cerrahi sonuçlarıyla açık cerrahi sonuçları karşılaştı. Evet. Ne yazık ki diyorum robotik cerrahinin açık cerrahi hiçbir üstünlüğü olmadı ortaya çıktı. Peki hocam niye bu kadar pahalı? Teknoloji çünkü çok pahalı bir cihaz. Evet. Çok pahalı bir yöntem. Ama bir artısı olmadığını söylüyoruz. Artısı henüz yok. 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 Eksisi de var diyemem ama artısı henüz yok. Bu benim fikrim değil. Kanıtlanmış, araştırılmış. Evet. Çok ciddi bir Amerikan dergisinde çıkan bir sonuç. Yani bu anlamda hani illaki robotik cerrahiyi tercih etmek, yani bence dünyalarca para ödemek şart. Eğer robotik cerrahi takıntısı varsa aslında hep onlara söylüyorum. Diyorum ki önemli olan aldığımız sonuç. Biz prostat kanseri, robotik cerrahi prostat kanseri için konuşuyoruz zaten. Prostat kanseri için 3 tane şey hastaya vermekle yükümlüyüz. Birincisi idrarını tutabilme ameliyattan sonra. Bunu yani öyle birisine ameliyat olun ki bunu size sağlayabilsin. İkincisi geride tümör bırakmasın. Yani patoloji raporu elinize geldiği zaman geride tümör kalmış olmasın. Bütün hepsi çıkmış olsun. Üçüncüsü cinsel fonksiyonlarınız destekle de olsa devam edebilsin. Bunu robotla yapabilecek cerrah meslektaşlarımız varsa var. Onlar olur. Robot istiyorsanız. Ama klasik cerrahiyle bunu sağlayabiliyorsanız hangi seçim sizin? Hep ben böyle konuşuyorum. Yani ikisinin sonuçları aynı. En iyi robot yapanı bulursanız en iyi robot yapana gidin. En iyi açık cerrahi yapanı bulursanız ona gidin.
Ya çok teşekkür ediyorum hocam. Size o kadar açık ve anlayabileceğimiz gibi anlattınız ki çok önemli bir uyarıda bulunuyor hocamız. Sonuçları çok daha önemli. Asıl almanız gereken sonuçlar mutlaka mıdır? Araştırıp bulmamız gereken doğru hekim, doğru tecrübe. Mesela hocam. Onu da araştırmamız lazım biraz. O işte bize düşüyor. Mesela hastaya hocam. Düşüyor birazcık. Evet. Sorgulamamız, soruşturmamız lazım. Doğru. Araştırmamız lazım. İnternet gibi bir şey var elimizde artık. Çok şükür doğru. ki. Araştırabiliyoruz, bulabiliyoruz. Biraz da tabii sağdan soldan da duyabiliyoruz. Biraz daha kulağımız açık olacak, aklımız, dimağımız açık olacak. Araştıracağız, öğreneceğiz bunları. Son olarak hocam, son saniyelerin içindeyiz. Neler söylemek istersiniz, nasıl uyarırsınız? Hem bayanlara hem erkeklere. Şimdi bu check-up'tan bahsettiniz. Çok güzel bir konuşma bence. Check-up'ı bir önemsersek, kendi hastalıklarım için söylüyorum ben. Ürolojik kanserini çok erken yakalama şansı muhteşem bir şekilde artıyor ve hastaya, yani bu hastalıkta büyük fayda sağlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hem uyarılarınız için hem bu kadar açık ve net olarak bizi bilgilendirdiğiniz için tekrar mutlaka başka programlarda, İnşallah. Farklı konularda İnşallah. Konuşalım isterim. Sevgili izleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Biz yarın yine canlı canlı tam saatinde karşınızda olacağız. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.